Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir soracak olursanız, elhamdülillah arkadaşlar, bizler iyiyiz. Sizlere bugün çanta hazırlamayı göstereceğim arkadaşlar. Kendi çantamı, oğlumun ihtiyaçlarını nasıl hazırladığımı göstereceğim arkadaşlar. Aranızda yeni doğum yapacak olanlar varsa, yeni doğum yapmış olanlar veyahut da çocuğu biraz büyümüş olanlar varsa bu videoyu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizlerin hayatını kolaylaştıracak birkaç tane tüyo ile geldim arkadaşlar. Önce sizinle dolaptan çocukların eşyalarını hazırladığımı göstereceğim arkadaşlar. Yusuf Selim'e hazırlıyorum. Hifa tabii biraz daha büyük olduğu için ona da böyle dışarıya çıkarken, bir yere giderken, parka gideceksek öyle yedek kıyafet alıyorum veya oradan sonra bir yere gideceksek, okuldan sonra bir yere gideceksek illaki ona da yedek kıyafet alırım. Ama ona artık her gün çanta hazırlamıyorum arkadaşlar. O artık büyüdü. 8 yaşında bir birey oldu benim kızım. Ve onun için ona öyle şeyler hazırlamıyorum. Ama Yusuf Selim'e mutlaka hazırlıyorum. Arabamın arkasında illaki bu çantam benim bulunur. Yani böyle bir ilk yardım çantası gibi arkadaşlar. Bu illaki benim arabamın arkasındadır. Yusuf Selim'e de bir tane böyle içine onun içeceğini, ondan sonra yiyeceği kıtırlarını falan, onu da bir gün gösteririm inşallah arkadaşlar. Öyle de küçük bir çanta hazırlıyorum Yusuf Selim'e. Ama onun haricinde bu çantam illaki arabamın arkasındadır arkadaşlar. İçinde ateş ölçerinden tutun, ateş düşürücüsünden tutun, her şey var arkadaşlar. Yani dediğim gibi tam bir ilk yardım çantası gibi. Onun için bunu her zaman hazırda bulundururum. Hiç lafı uzatmadan videomuzun devamına geçelim arkadaşlar. Önce kıyafetlerimizi seçelim, ondan sonra da yavaş yavaş hazırlayıp içine koyalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Yusuf Selim'in eşyalarını hazırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi bodyleri, kısa kollu bodyleri ve uzun kollu bodyleri var. Önce buradan kendime 3 tane body hazırlıyorum arkadaşlar. Yani hepsinin de kısa kollu olmasına dikkat ediyorum. Böyle bodylerimizi aldık. Çorapları ne giyeceğime karar verdikten sonra alıyorum arkadaşlar. Çorapları biraz sonra alacağız. Daha sonra arkadaşlar burada kilot çorapları var. Tabii mevsimine göre. Şu an kış olduğu için kilotlu çorapta mutlaka 2 tane koyuyorum çantama. Ne olur ne olmaz. Olur ya belki bir kaza olur falan. Üzerini ıslatır. Burada da önlüklerim var arkadaşlar. Önlüklerimle çoraplarımı daha çok ne giydireceğime karar verdikten sonra hazırlıyorum. Önlükleri de mutlaka yanıma alırım arkadaşlar. Yusuf Selim'in çoğu zaman önünde bir önlük olur. Yani günlük normal evde de dururken de takmaya gayret gösteriyorum. Çünkü bir şey içerken ıslatıyor, ağzının suyunu tutamıyor falan derken ıslanıyor arkadaşlar kazağının yakaları. Onun için de illaki yanıma böyle bir önlük alırım. Her renkte var. Çoğu giydiğine de uyacak şekilde yani önlüklerimiz de var. Onun için buradan da önlük seçiyoruz. Onları da biraz sonra kıyafetlerini seçtikten sonra alacağım arkadaşlar. Daha sonra burada aşağıda ıslak mendillerimiz var arkadaşlar. Islak mendil bakıyorum. Çantamda yoksa eğer ıslak mendil alıyorum. Daha sonra böyle alt değiştirmek için böyle şeyler var arkadaşlar. Bunların üzerinde altını değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra kirlendiği zaman çöpe atıyorsunuz. Bunları da DM'den, Rossmann'dan bulabilirsiniz. Şu an benim çantamda var. Onun için buradan almayacağım tekrar. Sıra geldi çocukların kıyafetlerini hazırlamaya. Yani şöyle arkadaşlar, illaki çantamda 3 tane kıyafet bulunduruyorum çocuklar için, değiştirebilmem için. Daha sonradan eve gelme imkanım yok, dışarıda olacağım bütün bir gün. O zaman mutlaka 3 tane takım hazırlıyorum çocuklara. Hifa'ya artık o kadar değil ama Yusuf Selim'e mutlaka 3 tane takım hazırlıyorum. Hifa o kadar çabuk üstünü batırmıyor çünkü. Ama Yusuf Selim'de daha çabuk oluyor böyle şeyler. Gittiğim yere çantamı çıkartmasam bile arabamda illaki o çantam durur. Ve ben daha sonra yani bir sıkıntı olduğunda hemen gidip o çantamdan eşyaları alabiliyorum. Şimdi
Ben yine oturdum arkadaşlar. Kıyafetlerimizi hazırladık. Dolabımızdan seçtik. 3 tane kıyafet koyuyorum. Onları her zaman değiştiriyorum arkadaşlar. Çünkü çok uzun kaldığı zaman o kadar uzun kalmıyor zaten çantamızın içerisinde. Ama yani eksildik sıra hemen üstüne yeni bir tane daha koymaya gayret ediyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle bezlerimiz var. Yani 3-4 tane bez mutlaka yanıma alıyorum. Şöyle 4 tane bezimiz var arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra yanına bir tane ıslak mendilim mutlaka olur. Demin size göstermiştim arkadaşlar. Bunlar alt değiştirme bezleri. İçerisi böyle pamuklu, dışı da böyle su geçirmeyen bir materyali var arkadaşlar. Bunlar Rossmann, DM oralardan bulabilirsiniz. Bazen Aldi'ye geliyor, Wickel Unterlage diye geçiyor. Yani bunlar bayağı hayat kurtarıcı olabiliyor bazen. Bunları hemen şöyle arkadaşlar. Evet. Burası böyle bez. Wickel Unterlage Feuchttücher. Bunları arkadaşlar şöyle bir tane şeyim var. Kesem var arkadaşlar. Bu kesenin içerisine koyuyorum. Bir keseniz yoksa arkadaşlar biraz sonra gösterdiğim torbalara da koyabilirsiniz. Yani içi gözüken bir şey de olabilir. En azından kendinizde içinde ne kadar bez var, ne kadar feuchttuch var siz de kendiniz de bilirsiniz. Yani burası böyle. Kesenin de ağzını bağlıyorum arkadaşlar. Yani bir yerde altına değiştireceksem çocukların illaki bu oluyor. Şimdi bu hazır. Bunlar arkadaşlar kokulu torbalar. Bana bunu bir arkadaşım göstermişti. Yani ondan beri işte akıllı olacaksınız. Bileceksiniz nerede ne var ne yok. Araştırmayı araştıracaksınız. Mis gibi kokuyorlar arkadaşlar bu torbalar. Böyle pudramsı bir kokusu var. Çok güzel. Bezlerinizi, kirli bezleri içine attığınız zaman kesinlikle koku yapmıyor arkadaşlar. Küçük küçük poşetler arkadaşlar. Şu bir tanesini açıp göstereyim size. Yani şu kadar bir poşet, bir bez sığacak kadar. Bunun da ağzını bağlıyorsunuz. Hiçbir şekilde koku yapmıyor. Onları şimdi ben böylece hazırlayayım. Ondan sonra hep beraber onları şeye koyalım, çantamıza koyalım arkadaşlar. Daha sonra şimdi gelelim kıyafetlerimizi koymaya. Şimdi en önemli temel malzemeler bunlar. Bir tane de arkadaşlar, yani bütün bir paketi asla yanımda taşımam ama içinden bir iki tane en azından fitil bulunduruyorum. Olur ya, ateşlenirler ederler. Biliyorsunuz oğlum çabuk hastalanı veriyor. Bir anda olu veriyor. Onun için illaki bir tane de fitil bulundurmak çalışıyorum. Bir tane de ateş ölçerimiz var. Bunlar da çantamda her zaman bulunur arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar şimdi geliyoruz en büyük tüyoya. Şöyle arkadaşlar, ağzı kapaklı torbalar oluyor. Ben şimdi bunu Aldi'den aldım arkadaşlar. 3 litrelik bunlar. Tabii çocuklar küçükken küçük oldukları zaman bu kadar çok eşyaları büyük olmadığı için 1 litreliklerde yetiyor. Ama ben şimdi Yusuf Selim'i bu 3 litreliklerden kullanıyorum. Yani bu IKEA'dan aldığınız torbalar olabilir. Ağzı açılıp kapananlardan olursa sizin için rahat olur arkadaşlar. Ya da herhangi bir poşette kullanabilirsiniz. İçi gözüken olması iyi oluyor. Çünkü içinde ne var ne yok görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir alt bir üst kıyafet. Bunları kamerayı az aşağıya indireyim. Şöyle siz de görün arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra içine pantolonunu da koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra içine çorabını, bodysini. Mevsimine göre kilotlu çorabını da arkadaşlar koyuyorum. Şimdi ben kilot çorap koymayacağım. Çünkü Yusuf Selim kilotlu çorap sevmiyor. Batıyor mu ne yapıyorsa çocuk rahat edemiyor arkadaşlar. Ve bunu böyle bu torbanın içerisine arkadaşlar koyuyorum. Ağzını da kapatıyorum. Yani Yusuf Selim küçükken arkadaşlar her değiştirdiğimde illa bezini de değiştirirdim. Bezini değiştirdiğimde üzerini de değiştirirdim. O zaman tabii ki içine bezini, ıslak mendil değil ama bezini de koyardım. Böyle bir torba kıyafet arkadaşlar. Çocuğun üzerini değiştirdikten sonra da
O kirli kıyafetleri de torbanın içine koyuyorum. O torbayı da çantamın en üstüne koyuyorum. Ve eve geldiğimde direkt o torbaları boşaltıp çamaşır kovasına veya çocukların kendi yeni doğmuşlarsa ayrı yıkıyorsanız kendi sepetlerine koyuyorum. Ondan sonra o torbayı tekrar doldurup çantamın içine koyuyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu her zaman yaparsanız yani böyle spontane. Hani hemen bir yere çıkmanız gerektiğinde bile asla çantamda her şey var mı diye düşünmek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Sizlere de tavsiye edebilirim. Şimdi aynı böyle 3 tane daha torba hazırlayacağım. Ondan sonra da çantamızı yerleştirelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle 3 tane torba hazırladım. Farklı farklı kıyafetlerle, hepsinin içinde çorapları ve bodyleri de var. Yani böylece 3 tane takım hazır arkadaşlar. Şimdi çantamızın içerisi boş. Bayağı da büyük bir çanta. Bunu bana Mircan almıştı yani halam. Doğum yapmadan önce sağ olsun. Yani bayağı da işimi gördü. Çok da sağlam bir çanta. İçinin gözleri inanılmaz fazla. Yani şimdi oraya ilk başta şu önce ateş ölçerimle fitilimi koyuyorum içindeki gözlerine. Şöyle. Ondan sonra içinde hiçbir zaman eksik olmayan şu iki taraflı içi naylon üstü böyle yumuşak bir kumaş olan önlüğümüz arkadaşlar. Yemek önlüğümüz. Bunu da her zaman taşımaya çalışıyorum. Yanımda gittiğimiz yerlerde de çocuğun hani yemek yerken rahat oluyor. Daha sonra arkadaşlar bunlara bayıldım ya. Bunlar çok güzel. Çocuğun sırtı terlediği zaman içine böyle atletinin içine koyuyorsunuz. Bunu da dışarıya sarkıtıyorsunuz. Kaymasın etmesin diye. Bazen böyle sırtına toplanıyor falan. Yattığı zaman rahatsız ediyor çocuğu. Bunları da arkadaşlar ikili paketler halinde e-bebekten almıştım. Türkiye'den. Bunu da çok seviyorum. Bunu da illaki bir çantamda taşırım. Bunların ikisini de şöyle bir farklı gözüne koyayım. Şöyle kuru selpağım var arkadaşlar. Küçük çocuklarla, büyük çocuklarla selpaksız olmuyor. Bunu da bir gözüne yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi kıyafetlerimden başlıyorum. Önce kıyafetlerimi yerleştiriyorum çantama. Şöyle. Ve üçüncü paketimi de koydum. En üstte de arkadaşlar böyle bez malzemelerimi koyuyorum. Bir de burada kremim vardı. Pişik kremim vardı arkadaşlar. Onu yatağın altına gitmiş olabilir şu an. Onu da getirdiğime eminim. Pişik kremimi de illaki koyarım bir gözüne. Ve orada misafirlikte giydireceğim ayakkabıları. Yani bunlar çok güzel. Çocuğun ayağında sıcak tutuyor dediğim gibi. Her gittiğiniz yerde de sizin evinizdeki gibi olmuyor. Bu sefer de çocuklar yine hastalanabiliyorlar. Onun için böyle de ev ayakkabılarımız var. Hem çorapları da temiz kalıyor. Ben seviyorum ev ayakkabısını. Böylelik sırada arkadaşlar çantam hazır. Bir tane de küçük dediğim gibi çocukların orada gittiğimiz yerde, parka gittiğimizde arkadaşlar veyahut da hani bugün gittiğimiz yer gibi böyle yemek alamayacağımız bir yerse eğer illaki bir de böyle küçük Yusuf Selim'in kendisine bir çanta hazırlıyorum. Onun içine kendi seçtiği arabalarını koyabilir. Hifa da aynı şekilde oyuncaklarını alabildiği kendine sırt çantası. Onu kendileri taşıyorlar. Hifa'nın sırt çantasına o kendisi hazırlar. Yusuf Selim'inkini de oyuncaklarına beraber karar veriyoruz. Bir de içerisine içeceğini, ondan sonra orada yiyebileceği kıtırlarını, meyvesini, sebzesini ben hazırlıyorum. Onları da bir gün inşallah göstermek isterim arkadaşlar. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar.